Samsunspor Beşiktaş maçı için ben de memlekete geldim. Şu anda Doğu tribününde, lojadayız arkadaşlarımızla birlikte. Maçın başlamasına yaklaşık bir saat var. Maçla ilgili ve maç öncesi izlenimlerimi mutlaka sizlerle paylaşacağım. Sabah uçağıyla geldik ve bu arada kadroları da arkadaşlar az önce açıklandı. Kadroları da konuşuyorlar kendi aralarında. İstanbul'dan uçakla geldik ve uçakta epeyce Beşiktaşlı da vardı. Deplasman yapan. Nasıl yok ya? Ve izlenimlerimi dediğim gibi sizlerle paylaşacağım. Şimdi biraz oradan görüntü verelim. Maçın başlamasına yaklaşık bir saat var. Dışarıda taraftar var ama şu an tabii statta büyük eniştamda olmadı. Sabah uçağıyla İstanbul'dan geldik. Tabii tersine deplasman yaptı. Biz memleketimize geldik. Uçakta epeyce Beşiktaş taraftarı da vardı. Hatta bir tanesiyle yan yana denk geldik. Biraz sohbet ettik. Tabii ki deplasmancılık, tribüncülük bunlar saygıdeğer şeyler. Takımlarını desteklemek için uzak sayılabilecek bir mesafeye gelmişlerdi. Şu anda Beşiktaş takımının oyuncuları sahaya çıkıyor ısınmak için. Yaklaşık kombinelerle birlikte 22 bin Samsunspor 1500'le Beşiktaş bileti satılmıştı. Maç saatinde hafif bir yağmur da bekleniyor, belki şiddetlenebilir. Bu arada kadro açıklandı. Biz de onun değerlendirmesini yaptık. Şu anda bu kadar. İlerleyen dakikalarda tekrar görüşmek üzere. Beraberlik nasıl olur denildiğinde yani Beşiktaş'ı her zaman
zaman böyle bulamazsınız Beşiktaş. Formsuz dönemlerinden birisini geçiriyor. Onun için biraz daha gayret gösterip galip gelmek hakikaten çok anlamlı olur. İlk yarı notları şimdilik bu kadar. Devre arasındayız ve birazdan takımlar sahaya çıkacaklar. Yağmur şiddetini kaybetti. Yine var ama o eski şiddetinde değil. Taylan bu arada çok iyi bir ilk yarı çıkardı. Bizde göze batan isim Taylan'dı diyebilirim. Evet, Samsun'da ilk yarı skoru 1-1. Maç bitti. 2-1 kaybettik. Moraller bozuk tabii. Yani kaybetmekten dolayı değil. Maç kaybedilebilir. Fakat moralleri neden bozuk olduğunu birazdan sizlerle paylaşacağım şu an. Zaten ev sahibi tribünler çıktı. Klasmancılar bekletiliyor. Evet, birazdan maçın skoru Samsunspor 1, Beşiktaş 2. Bu şekilde sona erdi. Açıkçası oyun oynanırken, maç devam ederken beraberliğe bile razı değildik. Çünkü Beşiktaş gibi camialar oldukça güçlü camialar ve onları her zaman bu kadar hazır olmayan bir şekilde bulamayız. Kadro olarak da yani kulübede çok fazla alternatifleri de yoktu. Tam kazanma zamanıydı. Yani hazır bir Beşiktaş yoktu. Ama buna rağmen görüntü o ki hazır bir Samsunspor hiç yok. Dediğim gibi beraberliği değil galibiyeti bile isterken bir anda mağlup olduk. Bir puan bile alamadık. 2-1 kaybettik. Ya bu tür maçlar bence kriter maçları. Geçmişte emsalleri olan karşılaşmalar. Bize başka sezonları hatırlatan karşılaşmalar. Bu da onlardan birisi oldu. Kaybetmiş olmak içeride. Gününde olmayan kaos içerisindeki bir Beşiktaş'a kaybetmiş olmak kötü bir işaret. Yani ben şahsi fikrimi söyleyeyim, eğer devre arası transferi yapamazsak, ki o transferlerin ne kadar tutacağı da ayrı bir hesap konusu tabii ve merak konusu, küme düşeriz. Yani nasıl ki geçen seneki gidişatta daha Şubat ayındayken bu yolun sonu şampiyonluk, çünkü geçmişteki falanca sezonlara benziyor demiştim. Ve şampiyonluğun geleceğini, şampiyonluk havası koktuğunu söylemiştim. Bu sezonda yani biraz böyle 1991-92 sezonuna falan benziyor maalesef. Yani oyuncuları düşündüğümde düşünün, ellerinden gelen her şeyi yapıyor oyuncu, elinden geleni. Ancak yine kaybediyor. Yani ilginç, şanssızlık dersiniz, beceriksizlik dersiniz, her neyse. Kaybetmiş olmak. Sadece bir maçı kaybetmiyor aslında. Oyuncular özgüvenlerini de kaybediyorlar. Taraftarın onlara olan inancı da kayboluyor. Bu anlamda açıkçası hayli can sıkıcı bir netice oldu diyebilirim. Samsunspor adına yani Taylan Antalyalı bir kazanç olarak görünüyor. Çok iyi oynadı. Kendisini tebrik ediyorum. Dediğim gibi geçmişteki sezonlardan bana o 1991-92'yi hatırlattı. Ve yine dediğim gibi eğer devre arası transferlerinde doğru takviye yapılamazsa gidişat pek de iyi değil açıkçası. Çünkü ne yaparsak yapalım, onu denesek de bunu denesek de olmuyor. Olmayınca da elbette ki planlar bozuluyor. Bu arada yani kulübede olsa farklı mı olurdu bilmiyorum. Ama sonuçta locadan, tribünden takımı yönetti. Yine de Marcus Gisdol'a bu mağlubiyet yazar. Çünkü zamanda müdahaleler yapılmadığı kanaatindeyiz. Buradaki arkadaşlarla da genelde bunu konuştuk. Beşiktaş için yani Rıza Çalınbay tabii ki doğru isimdi. Kendi camialarından birisi olarak, kendi evlatları olarak bütün futbol kariyeri boyunca Beşiktaş forması giymiş. Sonrasında da başarılı bir teknik adamlık süreci geçirmiş birisi olarak bu kriz döneminde onun adına onlar adına en iyi isimdi. Maç öncesi de zaten söylemiştim, belki iki hafta önce Bodo Glimt maçlarını Beşiktaş'ın statlarında izlemiştim yerinde ve o zaman Burak Yılmaz vardı. O Beşiktaş'ı yenebileceğimizi düşünüyordum. Ancak tabii iki hafta futbolda uzun bir süre, çünkü bir takım değişiklikler olabiliyor. Beşiktaş'ın Rıza Çalınbay tercihiyle birlikte İşler bizim adımıza
kötüye gidecekti bu maç için, öyle görünüyordu ama Beşiktaş'ın eksikleri çoktu. Buna rağmen istediğimiz olmadı. Velhasıl artık fazla sözü de uzatmaya gerek yok. Bizler için her mağlubiyet üzücü elbette ama bu biraz daha üzücü bir mağlubiyet oldu. Maçın hikayesini düşündüğümüzde evet, Samsun'dan, memleketten şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.